Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca. çıkabilecek örnekler serisinde geldik noktalama işaretlerine Şimdi noktalama işaretleri aslında sınırlı Yani virgül noktalı virgül iki nokta Aslında bu üçüne hakim olmak yetiyor Ama bazen bakıyorsunuz böyle ünlem yanına iki nokta Yani ünlemin noktasını da alıp üç noktaya bağlayabiliyorlar Bazen bakıyorsun bunu soru işaretiyle yapıyorlar Soru işareti yanına iki nokta Soru işaretinin noktasıyla birleştirip üç nokta falan İnanılmaz ya Bazen böyle detay soru gelebiliyor Üç nokta tek başına soruldu sorulabilir Parantez içerisinde, ayrı içerisinde ünlem tek başına soruldu sorulabilir. Yani dikkat etmek lazım. Şimdi bu yapacağım uygulama, birazdan göreceğimiz uygulama biraz bunlara yönelik. Yani hocam nasıl ya buraya virgül gelir mi diyeceğimiz bazı ayrıntılar var. İşte o eksikleri tamamlayacağız şimdi. Kafalarda o eksikler tamamlanacak. O taşlar rayına tak 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 oturacak hocam. Var mı soru işareti? Yok. Bomba gibi başlıyoruz. Çıkabilecek örnekler serisinde nokta alın işaretleri videosu. E başlasın artık. Gelsin. Evet, dolu dolu bir sayfa. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıklara bak. Dolu dolu bir sayfa. Çıkabilecek örnekler, noktalama şartları. Haydi tek sayfada bu iş bitsin. işte burada çok güzel örnekler var. Çok çılgın, dehşet. Birçok şeyi böyle hatırlatacak. Ya hocam ben zaten virgül, noktalı virgül, iki noktayı çok iyi biliyordum. Vallahi bunları da öğrendim çok iyi oldu diyeceğiniz şeyler. Bir başlayalım mı? Bir başlayalım mı? Hadi hocam ilk örnekte bunu hissettirelim. Bu konuda birileri çaresiz kalırsa, hocam oraya hangi akla hizmet ayraç koydunuz ya? Allah'ını seversen şimdi yani Hangi akla hizmet? Oraya ne koyacağız? Sase'den sonra ne gelir ki? E bir okuyalım. Kalırsa zamanda gelmeyen destek yüzünden de mağdur olursa mağdur şurada bir yumuşak G olsun evet mağdur olursa tamam hocam bakın kalırsa olursa eyvallah iki tane sase havada uçmuş e o zaman yapıştırıyorum hocam sıralama mantığından dolayı buraya virgülü var mı soru işareti yok devreye girebiliriz nokta şimdi hocam buradaki artistik şu. Sağ S'den sonra virgül gelmez. Ama sağ sıralanıyorsa virgül kullanılabilir. Çok iyi. Devam. Roman anlayışımız tamam. Kimiler için basit. Kimiler için de kusursuz bir anlayıştır. Oba cümle bitmiş hocam. Ben noktayı yapıştırırım affetmem. Ama öncesine yani şuraya ve şuraya ne gelmeli? Bakın dikkat. Roman anlayışımız kimiler için basit, kimileri için bilmem ne. Yani biz özneyi diğer ögelerden ayırt etmeliyiz. Doğal olarak ben roman anlayışımızdan sonra şuraya bir tane noktalı virgül koymalıyım ki bu özne diyebileyim. Hadi şurayı sileyim de bir adam akıllı bir göstereyim hocam. Orası bir karambole gitmesin. Noktalı virgül yapıştırdım. Buranın özne olduğunu belirgin kıldım. Söyledim. Şuralarda artık virgül gelecek. Kimiler için basit virgül. Kimiler için de kusursuz bir anlayıştır. Nokta gayet yerinde arkadaşlar da yuvarlak için aldık kalemimizin rengini değiştiriyoruz maviye geçiş. Hiç durmadan şu üç şeyi sayıyorduk. Buğday, arpa, bulgur. Şimdi örnek sıralı da eyvallah. Tamam, sıkıntımız yok. 2 noktayı yapıştırıyorum hocam. Örnekleri sıralamaya başladı. Eyvallah. Yazmaya başladım ben de satır satır. Virgül yapıştırdım. Virgül yapıştırdım. Üç şey dediği için bu bir bu iki bu da 3 olduğu için artık buraya noktayı koydum hocam. Var mı soru işareti? Yok. Gayet yerinde. Çok çok önemli bir örnekte arkadaşlar. Çok güzel bir detay. Yalnız bir saniye dur geçmeden diğer örneğe geçmeden inanılmaz bir detay aktarayım size. Ama öyle böyle değil bak içimizi rahatlatacak bir detay. Bak hep bu soru işaretidir. Şimdi ben şu 1 2 3'ü bir sileyim. Şunları da bir sileyim. Aa, şuraya da virgül tekrar bir koymuş olayım. Tamam şimdi şu görüntüde bir sıkıntı var mı? Yok değil mi gayet net. Hani burada 3 şey dediği için burada 3 şey saydığı için nokta koyduk. Bitti çünkü devam etmiyor. O yüzden buraya 3 nokta koymuyoruz. Bu tamam şimdi benim vurgulamak istediğim şey ayrı. Ne hocam o da şu. İki noktayı yapıştırdığınız an itibarıyla dikkat iki noktayı yapıştırdığınız an itibarıyla Sayacağınız şey örnekse büyük harf kullanamazsınız. Sayacağınız şey daha doğrusu iki noktan sonra söyleyeceğiniz şey bir cümle ise ancak büyük harf kullanabilirsiniz. Yani örnek sıralıyorsanız küçük, cümle yazıyorsanız büyük. Yani ben burada sayıyor buğday, arpa, bulgur örnek sıralıyorum. Fakat bilgi bu da değil. Asıl lazım olan bilgi bu ama çok önemli bir şey daha var. Dur bak. Hocam buradan buğday, arpa, bulgur demiş. Üçünü de saymış bitmiş. Yani bu bir cümle değil mi? Hayır arkadaşlar örnek sıralamanız yetiyor. Yani mutlaka şunu şöyle yaparım falan demeli. Yani yükleme olan vesairesi olan tam bir dört başı mamur cümle bekliyoruz. Burada 3 şey dedi o da neymiş hocam? Hemen buğday, arpa, bulgur. Örnek saydı şu şu şu. İster saymaya devam etsin yani 3 noktayla bitsin ister noktayla bunların örnek olduğunu gördüğünüz müddetçe hiç affetmeyin kesinlikle ama kesinlikle küçük harfle başlayın. Bu odayın B'sinin küçük olmasından bahsediyorum. Çok önemli bir detaydır. İnanılmaz rahatladık şu an. Çünkü ben derseniz ne zaman bunu yazsam ya hocam cümle bitmiş bunu cümle kabul edemez miyiz? Hayır örnek sıralaması ister devam etsin ister bitsin örnek örnektir küçük harfle başlanır. Eğer cümle olsaydı büyük olacaktı. Bence bu videonun en paşa bilgisi bu oldu hocam. En önemlisi bu bence. Hadi devam edelim. Derken oba bunu Allah'ını seversen. Şimdi tırnak koysam bu cümle büyük harfle başlamalıyım. Derken bir anda olanlar oldu ve kimsenin bilmediği bir yere götürdüler. Oba! Burada çok güzel bir detay var. Gelsin hocam gelsin. Derken 3 nokta yani hocam bu bir alıntı diyor. Derken bir yerden aldım. Hatta sonuna da 3 nokta koyarsanız yanlış olmaz arkadaşlar. Nokta da konulabilir. Çünkü sadece başını almış, almamışsınızdır. Burada bitiyordur mesela hikaye roman son cümlesidir belki. İlk başı almamışsınızdır. Nokta da koyabilirsiniz. Ama İki tarafa 3 nokta da konulabilir. Yani şuraya 3 nokta da koyabilirsiniz. Cümle devam ediyor da olabilir değil mi? Yani başka bir şekilde devam ediyor olabilir. O yüzden başına 3 nokta koymanız garanti %100. Ama sonunda nokta da olur, 3 nokta da olur. Ama genelde bir alıntı olduğu için başına da sonuna da 3 nokta koyarak ben başı da sonu da var demek istiyorum. Nasıl da akşam oldu? Oba şunu yapanın gerçekten alnını öpmek lazım. Abi böyle bir noktalama işareti yok ya. Böyle bir noktalama işareti yok ya. Bak buraya nasıl geldin? ile bak burası çok önemli. Aa bak bir göz göze, gelmemiz, göz göze yani. gelmemiz lazım. Bak şimdi. Buraya nasıl geldin? ile Nasıl da akşam oldu? Dünkü maçı nasıl da kazandık? Arasında dağlar kadar fark var. Tekrar ediyorum. Nasıl yapabildin? ile Nasıl da yaptık onu ama? Arasında dağlar kadar fark var. Şimdi bu farkı bir Hocam, hisset. Burada hissettirdik. Gelelim noktalama işaretiyle hissettirmeye. Nasıl da akşam oldu da oradaki ayraç Gelecek olan şeyi bilenin, gerçekten almanın tam şuradan hocam. Şuradan bir yerden öpmek lazım. İnanılmaz bu. Soru işaretinin sonrasında iki nokta. Aman dikkat. Şöyle güzel güzel yapalım. Büyük büyük. Hah. Oraya gelecek nokta alma işareti bu arkadaşlar. Yani size direkt olarak soru sorsaydı. Nasıl geldiniz? Abi soru işareti burada bir şey yok ki. Nasıl da geldiniz? Yani hem soru soruyor hem de sanki bir şey de istiyor senden. Nasıl da akşam oldu bak gördün mü? Yani görüyorsun falan. Seni de bir böyle bir teşvik ediyor 3 nokta. Şimdi Türkçe'de sadece iki nokta. Yan yana iki nokta. Yani şöyle bir nokta ama işaretimiz yok. Cümle bitti mesela. Geldi falan dedi. 2 nokta. Böyle bir şey yok. 4 nokta da yok. E fazlası da yok. 3 nokta var. 3 ile bir nokta ama işaretini kullanacaksanız onu noktasından yararlanmalısınız. Tekrar ediyorum. 3 noktayla herhangi bir nokta ama işaretini kullanacaksanız... O nokta işaretinin noktasından faydalanmak zorundasınız. Soru işareti ise soru işaretinin noktasını 3 noktaya bağlamalısınız. Ünlem ünlemin noktasını 3 noktaya bağlamalısınız. Yani hem soru işareti hem de 3 nokta koyarsanız 4 nokta olur. Olmaz. Tamam çok önemli bu. Nasıl da akşam oldu abi çok iyi detaydı. İşte bu tarz bir noktama videosu ilk belki de inanılmaz faydalı bir video arkadaşlar çünkü biz hep noktalama işaretlerinde Hani virgülü koy nokta virgül iki nokta falan artık ya onu oturttuk biliyorsunuz yanlış çıkmıyor orada soruda sınavda da o geliyor zaten yapıyoruz ama genelde iki soru sorup bir tanesini detaya bağlıyor ya işte onlardan bir tanesi buradan çıkacak içiniz rahat olsun inşallah tahminlerimiz tutacak tamam beni görür görmez gömez valla gömdü olmasın tabii ki bu beni görür görmez sordu sorsun hocam iki nokta adınız Uzun çizgi olsun. Orada çünkü diyalog var. Adınız nedir demek istiyor? Soru işareti. İşte bu abi. Abi biz bunları bilirsek ancak sınavda şov yapacağız. Bu çok önemli bir detay değil mi arkadaşlar Allah aşkına? Ya siz? Ne yani ne ben? Ben de. Adınız? Adınız nedir diyor değil mi? Doğal olarak nokta koyamazsınız soru işareti mecbur. 1955 yılında doğduğu söyleniyordu. Ya böyle bir söylenti var ama yani soru işareti bilinmeyen şüpheli noktayı da sonuna yapıştırabilirsiniz. Eh mavi gelsin hocam devam. İstese tüm ödevlerini bir günde bitirirmiş. Gerçi öde yapanlar listesinde hiç adı olmadığından da anlaşılıyor. Ha ne yaptık hocam buraya ne gelmedi arkadaşlar haydi dikkat şuraya. Ayraç içinde ünlem yani görüntü şu olmalı arkadaşlar o Ayracın içerisinde ayraç içinde ünlem gelmeli. Doğal olarak sanki böyle tam tersini kastetme alay ironi hissediyoruz. En sona nokta konulmalı aman dikkat çok iyi değil mi ya? Valla gururla sunar gururla sunar gururla sunar devam. Tüm şiirlerini tüm şiirler aldı eserinde gördüm diyor. Eh ne yapacaksın ops eserin adını burada vurguluyorsun tırnağı açtın noktayı da en sona yapıştırdın devam. Son kitabındaki güven kavramına yapılan vurgu beni çok etkiledi diyordu. Abi efsane. Bunu doğru yapanı da alnını lazım. Ya nereden buldum ben bu cümleleri? Çok iyi. Çok iyi. Abi çok iyi. Şimdi tırnağı açtık hocam. Diyordu dediğine göre. Yani Diyordu diyor. Bir alıntı var belli ki. Tırnağı açtım. Ama bir kavram var. Güven kavramı. Onu da vurgulamak istiyor. Tırnak içinde bir daha tırnağa ihtiyaç duyarsanız tek tırnak kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Tek tırnak. Devam. Kavramına yapılan vurgu beni çok etkiledi diyordu. E. Eh, tırnağı kapattık. Gelin başka bir ikilemi de gidermiş olalım arkadaşlar. Hani böyle hani böyle Word'de falan Tırnağı kapatırsın dedi dersin. D büyük yazar ya. Ya da tırnağı kapatırsın demiş. D büyük diyor. Dev yanlış yanlış yanlış. Böyle bir şey yok. Tırnakla alıntı yaptığınız zaman sonrasındaki ifade küçük harfle başlar dedi. Dedinin D'si küçüktür. Aman dikkat. Abi iyi uyarı bu. Bu çok iyi bir uyarı arkadaşlar. Bir canlanalım ya. Bir kalkalım ayağa ya. Çok iyi bu. Diyor. sonra nokta zaten kendi konulmuş. Konuşması son dönemlerin aman dikkat en heyecanlı anlarını yaşattı. Bu yüzden de Ha, buraya hocam ben ne yapacağım? konuşması virgül. Son dönemlerin en heyecanlı anlarını yaşattı. Cümle bitiyor noktalı virgül. Çünkü küçükle de başlıyor. Devam ediyor belli ki. Bu yüzden de sonuna kadar dinledik nokta. Şimdi burada cümle bitiyor ama yaşattı da. Yeni cümle küçük harfle başlıyor. Yani ben oraya noktalı virgül koymak zorundayım. Tekrar virgül koyamam çünkü virgülü zaten burada kullandım. Bu bir cümle, bir sonraki de cümle. İki cümle var. E o zaman birinde virgül varsa noktalı virgül kullanmak zorundaydık biliyorsunuz. Yani buradaki görüntü şu aslında virgül nokta virgül nokta gibi oldu. Tamam şu virgüle benzedi nokta gibi oldu. Tamam görüntü bu. Burada çok güzel detayları konuştuk. Çok harika bilgileri konuştuk. Yani aslında kocaman bir şöyle soru işareti. Hemen altına ops bir tane daha. Şuraya güzel bir ünlem ops ops. Bunlara lütfen hazır olun arkadaşlar. Gözümüz bu tarz noktalama işaretlerine hazır olsun. Ama sanki kalbe de hazır olsanız iyi olur. Çalıştım. Çalıştım abi. Çalıştım ya. Geliyor. Gururla sunar. Ops. Bomba. Oh huh. Şurası çok iyi değil mi? Şurası çok iyi. Bombeler neredeyse birbirine yakın. Şurada bir birleşim maalesef olmuyor. Abi dur bir saniye. Benim orada sıkıntı var. Ha bir dakika. Ben orayı zaten birleştiremiyormuşum. <laughs> bir dakika. Yıllardır kalp çize çize. Aylardır videolarda. Abi benim orayı birleştirme sorunum var. Bir dakika. Ha evet. Şurası şöyle olmuyor benim. Bak şu olmuyor. O zaman aşağıdan başlasam abi. Şöyle yapsam. Ha tek parça yapsam nasıl olur? Gelsin tek parça. Gelsin hocam. Gelmedi. Yansımadı. Bir daha. Ha bir dakika. Tek parçayı şöyle yapsam. Ha evet. O zaman da çok kalbe benzemiyor. Neyse. Neyse yapacağız. Başaracağız. O günlerde gelecek. O günlerde gelecek için çok rahat olsun. Peki hocam noktalamayı konuştuk. Noktalama işaretlerine dönelim. Dersimize dönelim. Şu uygulamalar lütfen can yakmasın. Ben bunun PDF'ini koyacağım. PDF'ini mutlaka bitirin arkadaşlar, onu da mutlaka yapın. Şimdi biz deneme yapacağız, deneme çözeceğiz bol bol. Şu çıkabilecek örneklerde birkaç konuyu daha katacağım arkadaşlar, birkaç konu daha ekleyeceğim, sonra bitireceğim. Sonrasında deneme serisi başlatacağım, bol bol deneme çözeceğiz inşallah. 40, 40, 40, 40 gideceğiz. Rahat olun. Tabi orada da böyle güzel güzel tekrar testleriyle sizi yine denemelere göndereceğim. Sağlam denemeler çözeceğiz. Bu sefer beraber çözeceğiz bütün denemeleri. Sağlam şeyler bizi bekliyor. Bakalım neler olacak. Sizden ricam şu. Kalan zamanda arkadaşlar Türkçe adına bol bol deneme artık. Haftada 3, 4, 3 fena olmaz. Analizli yaparsanız ciddi analizli denemeler için haftada 3, 4 çok ideal arkadaşlar onu söyleyeyim. Her gün bir denemeye saygı duyarım ama sanki böyle Mayıs 1 dedi mi ona başlamak daha faydalı olacak. Çünkü ciddi zamanınız var daha. Her gün bir denemeyi koyduğunuz ve hesapladığınız zaman sınava kadar çözmediğiniz yayın kalmaz. O kadar da yayın da yok deneme yayın işiniz rahat olsun. Doğal olarak bence tadında gitmekte fayda var. Nisan ayı içerisinde haftada 3 deneme falan çok tadında olur. Yani oturursun denemeyi çözersin. Sadece evde yaptığın kendi denemelerinden bahsediyorum. Dershaneye gidiyorsan, deneme kulüpleri vesaireler düzenli gidiyorsan o ayrı, onu ayrı tut. Kendi yapacağın denemeden bahsediyorum. Aman dikkat. Haftada 3 tane kendi başına mamur yapacağın sağlam denemeler olmalı. Evde çözeceğiniz denemeleri lütfen yaymayın arkadaşlar. Bu çok önemli vurgu. Genelde o denemeleri yayıyoruz. Yani yaymaktan kastınız hocam işte 5 saatte bitiriyor adam. Yayıyor umurunda değil. Tuvalete gidiyor, geliyor, su içiyor, çay içiyor, onu yudumluyor. Aa buradan bisküviler falan gofredi. Hop havadan tutuyor falan. Leblebiler havada çöz atlap tutuyor falan. Sonra deneme çözüyor. Hocam full çektim diyor. Böyle bir denemenin full çekmenin bir manası yok arkadaşlar. Yani sınav disiplininden asla şaşmamalısınız. Masaya su koymadın ama başladın 5. sorudasın. Ölüyorsun susuzluktan. Devam abi yardırmalısın yani. Ha Ramazan ayında zaten 9-10 gün daha sabredeceğiz edeceğiz ama ondan sonraki süre içinde bunu vurgulamış olalım. Yani su mu hiçbir şey yok yanında öyle devam et. Süre tut. Mutlaka süre tut. Ve süre tutarken bakın çok kilit bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Diyelim ki Türkçe'yi çözüyorsunuz. Karma bir deneme çözeceksiniz. Sen yani Türkçe bilecek, matematik vesaire. Normal bildiğiniz deneme çözüyorsunuz. Karma olsun, toplu olsun. Sadece branş, sadece Türkçe, sadece matematik olmasın mesela. Şimdi o denemede hocam Türkçe'de 40. soruya geldiğiniz zaman kronometreyi durdurun arkadaşlar. Saate bir bakın kaç dakikadasınız. Ben daha önce bunu çok söyledim. Bir daha bir daha vurgulayayım. Bunu yaptığınız zaman ikinci denemede, daha ikinci denemede beyin diyor ki Ulan diyor burada bir şey var. Bu adam beni durdurduğuna göre sürekli. Burada saate baktığına göre bir şey var. 3. denemede diyor ki ha erken bitirmem lazım. Çünkü telaş yaptığını görüyor. Stese girdiğini görüyor artık beyin ve akıllanıyor. 3. 4. denemeden sonra 40. dakikaya geldiğiniz zaman normalde 50 sorumu çözüyorsunuz. Yani Türkçeyi bitirip matematiğe falan çoktan geçmiş. Ya da işte 40. soruya geldiğiniz zaman Türkçe daha bitecek gibi diyor. 15-20 soru var. Çoktan o soruları çözdüğünüzü görüyorsunuz. Yani inanılmaz hızlanıyorsunuz. Daha ikinci 3. denemede. Sadece bunu yapın bakın. Sadece bunu deneyin. Daha onlarca şey var. Turlamalar, şık saymalar vesaireler. Konuştuk, konuşuyoruz, konuşacağız inşallah ama yine de tekrar tekrar vurgulayayım. Sadece saate bak ya da kilometreye durdurup bir şekilde buradayım deyip devam etmeniz bile beyne müthiş bir sinyal gönderiyor İkinci üçüncü deneme itibariyle artık süreyi gerçek anlamda yetiştirmeye başladığınızı Hatta inanılmaz zaman kazandığınızı görüyorsunuz Bunu lütfen deneyin arkadaşlar Adı üzerinde deneme, değişik değişik şeyler deneyin Stratejinizi oturtun Bir matematikle başlayın, bir Türkçeyle başlayın, bir başka bir şeyle başlayın yani bunları mutlaka deneyin arkadaşlar. Hangisinde daha çok net yapıyorsanız 2-3 deneme deneyin onu. Baktınız ki tutuyor oluyor. Tamam oradan yürürsünüz. Yani tek bir deneme sonrası denemenin biri çok güzel geçti diye artık ben hep bunu yapacağım gibi de düşünmeyin. Ya da denemelere çok fazla aldanmayın. Yani en az 8-10 denemenin analizini almalısınız ki bir şeyler çıksın ortaya. Hadi 5-6 olsun. Ama tek denemeye bakıp da vallahi hocam yazımdan soru kaçırmıyorum ya falan demek çok inandırıcı değil. Ya da tek denemeye bakıp da vallahi yapım apa hocam yapıyorum işte istediklerini sorsunlar. Demek de çok inandırıcı değil. Tek denemeye bakıp hocam vallahi paragraftan soru kaçırmıyorum artık demek de doğru değil. Yani sizden ricam lütfen herhangi bir konu, herhangi bir soru tarzı üzerinde uzmanlaştığınızı görmek istiyorsanız, hata yapmadığınız artık en az bir 4-5 deneme, 6-7 deneme taramalısınız. Denemelerin çoğunda yaptığınız şeyi yapıyorum derseniz daha inandırıcı olur. En azından kendinizi kandırmazsınız daha gerçekçi denemeler çözersiniz. Mesele bu. Yoksa tek deneme full çekti. Vallahi Türkçeyi hocam hep full çekiyorum ben ya. Çalışmaya çok gerek yok. Bir tane ya dur bismillahirrahmanirrahim. İkinci deneme bir geliyor yerlerde falan. O yüzden lütfen sizden ricam bu tarz yorumlar için bir 8-10 deneme taransın bakılsın acele etmeyin. İyice yedire yedire gidin sindire sindire gidin. Denemeler artık şu dakika itibariyle çok büyük önem taşıyor. İnanılmaz değerli. Alın çözün bakın irdeleyin oturun çıkmış soruları indirin mesela. Bütün çıkmış sorulara bakın arkadaşlar. Ales DGS KPS ayırt etmeyin. TYT ait hepsine bakın. Oturun bütün çıkmış soruları tek tek çözün. Bu adam ne sormuş neye bakmış. Sonraki yıl ha bu sorduğunuz şıkka koymuş. Ha bu şıkkı ben ondan sonraki sene soru olarak görüyorum gibi. ikilemleri bu bağlantıları kendiniz kurarsanız da inanılmaz tahminler yapabilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Çok uzattık hocam. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bence çok güzel bir video oldu. Gerçekten faydalı bir video oldu, <laughs> arkadaşlar. oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar karşınızda olmaya çalışacağım. Dediğim gibi şu çıkabilecek örnekler serisi bitsin. Sonra denemelere bağlayalım. Haydi. Kolay gelsin.